Takas Bank sunar. Devam ediyoruz efendim. Birazcık anlık piyasa fiyatlamalarını geride bırakıp orta vadeli bir bakış açısı, bir orta montanda neler yapabiliriz bunları konuşmanın ben daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasanın çok bir yere gittiği yok. Bir gün ileri, bir gün geri gidiyor. Ancak Borsa İstanbul özellikle bu ay itibariyle %10'dan fazla kaybettirdiği gibi bir gerçek var. Ve bu gerçeğe karşı neler yapabiliriz diye biraz bence tartışmakta fayda var. Dolayısıyla EkoTürk TV ekranlarına bildiğim kadarıyla ilk defa çıkacak olan çok değerli bir konuğumuz Onur Duygu'yu ekranımıza alalım. Fon Turkey'nin kurucusu Onur Bey, günaydın, hoş geldiniz. Değil mi? İlk defa çıkıyorsunuz. Evet, günaydın. İlk defa çıkıyorum. Teşekkür ederim. Bu mutluluk da, bu gurur da bize ait. Hani çok sağ olun, davetimi kırmadınız, kabul ettiniz. Hani özellikle fonun ben bu dönem çok etkili ve efektif olabileceğini hep zaten editörüm sevgili Remzi Akkök'le de konuşuyoruz. Dolayısıyla sizden gelecek olan yorumlar da bence izleyeceğimiz açısından da önemli olacağı kanaatindeyim. Şimdi az önce bahsettik, yani hem anayasa değişikliği hem siyasette böyle bir sürü şey konuşuluyor Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde. Böyle dönemde yatırım yapmak ne kadar kolay ya da zor? Yani çünkü yıllardır bu işin içindesiniz. Özellikle bu dönemi bir arizi bir dönem olarak genel bir bakış açınızı merak ediyorum. Nasıl okuyorsunuz özellikle? Oldukça zor bir dönem açıkçası. Volatilitenin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle yurt dışı piyasalarda beklentilerin çok farklılaştığı bir dönem. Haber akışının çok farklılaştığı bir dönem. Bu tabii ki yatırım araçlarının performansına çok net yansıyor. Yani aslında beklentiler birazcık daha farklıydı. Birazcık daha Eylül ayına başlarken acaba enflasyonda bir geri çekilme, o geri çekilmenin etkisiyle beraber faiz indirim tarafında bir adım gelebilir mi? En azından Kasım ayına ilişkin. Onu bekleyen piyasalarda birazcık daha hisse pozisyonlarının yavaş yavaş arttığını görmüştük. Ama geçen aydan başlayan negatif bir seyir karşımızda. Ve bir türlü 9000'in üzerinde kalamayan bir piyasayla karşı karşıyayız. Bu tabii sadece hisse üzerinden yatırımın değerlendiren yatırımcılar için biraz negatif bir dönem olarak karşımıza çıktı. Öte yandan portföyünü çeşitlendirmeyi başaran veya çeşitlendirilmiş bir portföy de bu döneme giren yatırımcılar birazcık daha buradaki negatiften daha az etkilenmiş gibi gözüküyor. Özellikle altındaki seyir, yurt dışı piyasalarda faiz indirim döngüsüne girmeyle beraber hem Fed'in faiz indirim döngüsü hem Avrupa piyasalarındaki seyirle beraber ECB'nin faiz indirim döngüsü, Çin'in teşvik paketi gibi birçok olayda yurt dışı piyasaları pozitife itmiş gözüküyor. Dolayısıyla bu dönemde birazcık daha o çeşitlendirilmiş portföyler üzerinden yatırım yapmış yatırımcılar daha sakin, daha en azından daha az mutsuz geçirdi diye söyleyebiliriz. Evet. Tabii önümüzdeki dönem bu volatilite devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden hem doğru yatırım aracı seçimi hem sadece hisse yatırım yapacaksa hisse seçiminin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden aslında fonları konuşmak, fonlar üzerinden yatırımları değerlendirmek açısından güzel bir dönem. Ben zaten hep bunu savunmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten piyasa zor bir piyasa. Kolay bir piyasamız yok. Haber akışına çok bağımlı. Yani şu an için konuşmuyoruz belki ama geçtiğimiz aylarda mesela maymun çiçeği virüsünden bahsetmiştik. En çok bizim piyasamızı etkiledi. Veya İsrail ile İran arasındaki gerginlik en çok bizim piyasamızı negatif etkiledi. İsrail borsasından daha kötü etkilendik. Dolayısıyla biz bayağı net bir şekilde negatif haber akışını çok satın alan bir piyasa haline geldik. Burada tabii ekonomideki belli başlı temel durumların parametrelerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkün. O yüzden çok ihtiyatlı bir şekilde veya işi uzmanına bırakarak yapılan yatırımların bu dönem daha iyi olacağını düşünüyorum ben naçizane. Evet, yani anladığım kadarıyla sizler nezdinde de ki birçok konuğumuz da oluyor değerli isimler ve konsolidasyonun, borsadaki konsolidasyon sürecinin bu sürede biraz daha sarktığı, 2025'e belki beklentilerin ötelendiği bir dönemdeyiz. Bir de herhalde Onur Bey şöyle bir nokta da oluyor. Enflasyondan dolayı Borsa İstanbul sadece gidince de yükselişe de çok inanmayan, temellendirilmeyen ve böyle dönemde
dönemlerdeki haber akışlarından da değil mi? Hemen nem kapan ve negatif etkilenen bir yapısı da oluşuyor. Dolayısıyla hani o tarafta eğer yükseliş başka parametrelerle belki olsaydı, daha iyi makro datalarla olsaydı belki de bu kadar çok hani maymun çiçeğinden bile bu kadar fazla etkilenmezdik sanırım. Çok da güzel özetlediniz. Şimdi fon dediğimiz şey aslında bir şemsiye de sağlıyor. Çünkü fonda endeksten ziyade birçok yatırım enstrümanı da sizler bir şekilde piyasa deneyimlerinize göre serpiştiriyorsunuz. Yani böyle gerçekten de hani bakıldığında açısından iyi bir yemek yemek gibi bir şey. Yani bir, gerçi spesifik bir şeyi gidip oradan bulabiliyorlar. Tamamen yatırımcı birazcık da karakterine göre. Dolayısıyla öncelikle Fon Turkey olarak sizler neler yapıyorsunuz? Yani bu dönemde yatırımcılar hangi yatırım tercihlerini ya da hangi ürünlerinize daha fazla yöneliyor? Biraz sizin şemsiyenizi tanıyabilir miyiz? Aslında ben fon yatırımını biraz şeye benzetiyorum. Restorana gittiğiniz veya bir tatile gittiğinizde açık büfe vardır. Bir de size sunulan menüler vardır. Direkt onun üzerinden işlem yapabilirsiniz. Karnınızı doyurabilirsiniz, öyle diyeyim. İşlem yapmak sürekli artık bizim dilimizde olduğu için bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla şöyle düşündüğünüzde açık menü üzerinden seçtiğiniz zaman bazen fazla seçebilirsiniz. O sizi rahatsız edecek bir tabak olabilir. Ama menü üzerinden size sunulan üzerinde uzmanlar tarafından oluşturulmuş menü hem besin değeri olarak hem de lezzet olarak sizi daha çok tatmin eder. Aslında fon yatırımı biraz böyle bir şey. Yani siz tabii ki enstrümanlardan kendiniz seçebilirsiniz, hisselerinizi kendiniz seçebilirsiniz. Altın alabilirsiniz, fon alabilirsiniz ama burada dönemin ruhuna göre aslında o karışımı ne kadar paylarla yapmak o biraz fon yatırımcısının, fonları yönetenlerin işi. O yüzden o noktada bir kolaylık sağlıyor fonlar. Yani baktığımızda siz bugün neye yatırım yapacağınızı karar veremiyorsanız eğer fonlar sizin adınıza bu kararı veriyor ve buna katılmanızı sağlıyor. O yüzden son dönemde ciddi bir şekilde fon yatırımcısının arttığını görüyoruz. 5.3 milyona kadar gelen bir fon yatırımcısı sayısı var. Yaklaşık 1 milyonluk bir artış var yılbaşından bu yana. Bunun temel nedeni aslında yatırımcıların birazcık daha o 2022-2023'te gördüğü neye el atsam gidiyor sürecinden birazcık daha seçici olmaya doğru evrildiği bir noktadayız. O seçici olmak derken de çok kolay bir şey değil, seçim değil tabii ki. Yani bir hisse seçmek veya bir varlığa yatırım yapmayı seçmek için doğru zamanlamayı yapmak lazım. Doğru oranda almak lazım. Çeşitlendirmeyi iyi yapmak lazım. O yüzden o şu anda çok kolay değil. Mesela yine 2022 yılına örnek verelim. Ağırlıklı olarak BIST 100 dışı dediğimiz kağıtlar üzerinden hızlı yükselişleri görmüştük. Halka arzlarda hızlı yükselişleri görmüştük. Aynı durumu bu sene içerisinde görmüyoruz. Birazcık daha büyük kağıtlar üzerinden giden bir piyasa var. Dolayısıyla bankacılık ağırlıklı giden bir piyasa var. Dolayısıyla burada hangi fonlar, hangi hisselere yöneleceğinizi değerlendirmek oldukça zor. Veya enflasyon muhasebesini hep konuşuyoruz. Enflasyon muhasebesi bilançolar üzerinde ciddi bir etkiye sahip ve beklenmedik sonuçlar da karşınıza geliyor. Dolayısıyla bunu analiz edebilecek bir finansal bilgiye, okuryazarlığa ihtiyaç gerekiyor. Bunu yapabilecek de fon yöneticileri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu dönem birazcık daha fon yatırımının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yatırımcılar ağırlıklı olarak tabii ki para piyasası fonları üzerinden daha çok piyasaya girmeye çalışıyor. Yani yılbaşından itibaren 3 tane temel trendten bahsedebiliriz fonlar tarafında. Bunlardan en önemlisi en ciddi, en çok yatırımcının ilgi gösterdiği para piyasası fonları oldu. Bu da çok normal bir durum. Çünkü mevduatın üzerinde bir getiriyi para piyasası fonlarında ve günlük likiditeyle yakalayabiliyor yatırımcılar. Burada tabii bankaların kredi verme tarafında iştahı şu an için çok fazla yok. O yüzden mevduat tarafındaki iştahının da çok eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Bu durumda ne yapıyor fonlar? Gidip repo faizi üzerinden değerlendiriyor ve risksiz olarak değerlendirdiği için de yatırımcılar mevduat yerine bu fonları tercih etmeye çalışıyor. Hatta bunda özellikle Nisan ayından önce stopaj avantajı da çok ciddi bir noktadaydı. Mevduat stopajıyla fonun stopajı arasında %5 fark vardı. Nisan ayından sonra bu fark
eşitlenmiş duruma geldi. Ona rağmen para piyasası fonlarına ciddi bir giriş var. Şöyle bir istatistik vereyim. Ağustos ayının sonunda yaklaşık 800 milyar TL civarındaydı para piyasası fonlarının büyüklüğü. Neden Ağustos ayını özellikle söylüyorum? Çünkü Borsa İstanbul'un geri çekilmeye başladığı nokta biraz orası olarak değerlendirebiliriz. 22 Temmuz'da 11 bin seviyesini görmüştük. Oradan bu yana baktığımızda 1 trilyon TL'nin üzerine çıktı. Yaklaşık 200 milyarlık bir giriş var sadece son 2-3 ayda. Bu oldukça önemli bir giriş ve ağırlıklı olarak yatırımcıların hem kısa vadeli birikimlerini park etmek hem de bu riskli dönemde birazcık daha alternatif getiriyi %4-4,5'luk yıllık getiriyi sağlayabilmek, %4,5'luk aylık getiriyi sağlayabilmek için. O da zaten hayli hayli enflasyon üstü oluyor değil mi Onur Bey? Onur Bey, izninizle yani. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Eylül ayında %10'dan fazla borsa düştü. Peyderpey MKK'daki datalara da baktığımız zaman bir yatırımcı çıkıyor. Biz hep şey diyoruz yani daha güvenli liman olan işte mevduat tarafına yöneliyor ya da altın tercih ediyor. Ama fon tarafını atlıyoruz. Bu insanlar fonlara da yığılabilir ya da KKM'deki çıkışlarla dolar tercih etmeyebilir değil mi? Para piyasası fonları üzerinden de size iletişim kurabilirler. Dolayısıyla bu %10'luk kaybı değerlendirdiğiniz zaman sizin fondaki büyüklükleriniz ya da yatırımcı sayısının arttığı noktası bir korelasyon ya da bir bozukluk var mı? Negatif ya da pozitif korelasyon var mıdır? Evet, aslında hisseden çıkan yatırımcının birçoğu aslında para piyasası fonlarına park ediyor. Hmm. Dediğim gibi mevduat tarafında çok o istediği şeyi yakalayamıyor. Gecelik mevduat olan hesaplar da var. Ama o hesaplar da aslında para piyasası fonlarının altında bir getiri sunuyor. O yüzden para piyasası fonlarına giriş ciddi bir şekilde var. KKM'den bahsettiniz mesela. KKM tarafında da çıkışlar, döviz tarafında da özellikle pozisyon almak isteyen yatırımcıların belli başlı alternatiflerini fon tarafında da yarattıklarını görüyoruz. Serbest döviz fonlar var. Özellikle işte yılbaşından beri ikinci en büyük büyüme aslında bu serbest döviz fonlarda oldu. Şöyle bir alternatif aslında yatırımcılar tercih ediyor. Bunu tabii portföy yönetim şirketleri ve bankalar da birazcık tetiklediğini söyleyebiliriz. Döviz mevduatları nasıl para piyasası fonları TL mevduat tarafına alternatif oldu. Döviz tarafında döviz mevduatı alternatif yine fonlar çıktı son dönemde serbest döviz fonlar. Bu serbest döviz fonlar içerisinde ağırlıklı olarak mevduat veya mevduat benzeri ürünleri içeriyor ve özellikle mevduattan çıkan, döviz mevduattan çıkan veya KKM'den çıkan birçok yatırımcının bu fonlara yöneldiğini ve bu fonların da ciddi bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Ya o da yılbaşına itibaren baktığımızda yaklaşık 500 milyar TL civarında büyüyen bir serbest döviz fonundan bahsediyoruz. Aylık getiri oranı da mı efendim? Çünkü hani TEFAS'tan bakmamız gerekiyor ama onun bir getiri oranı var mı izleyeceğimize bilgi olsun diye. Aşağı yukarı dolar tarafında %4,5-5 civarında bir mevduata denk getiri var. Yani bugün bankaya gittiniz, dediniz ki ben döviz mevduat yapmak istiyorum. Bankalar dolar bazlı olarak size maksimum, o da duyduğum kadarıyla 3 civarında, yıllık 3 civarında bir dolar mevduat faizi veriyor. Bu fonlarda volatilite çok fazla değil çünkü içerisinde ağırlıklı olarak döviz mevduat var veya Eurobond repo yapıyor. Yani yine risksiz bir getiri sunmaya çalışıyor. O yüzden bu tarz fonlarda 4,5-5 gibi dolarda, Euro'da baktığınızda da yine 3,5-4 arasında getiriler var. İşte bu aslında nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor tabii serbest fonları alabilmek için. 1 milyon üzeri para ve sermaye piyasası varlığınız olduğunu beyan etmeniz gerekiyor. Bu türdeki yatırımcılar, bu olanağa sahip yatırımcılar bu tarz oranlardan da faydalanıyor. Ciddi bir şekilde burada da büyüme görüyoruz. Sadece son bir hafta uzun zamandan sonra ilk defa küçülme gördük. O yüzden ben hep şeyi söylemeye çalışıyorum. Fonlar son dönemde ciddi bir şekilde yatırımcı ilgisini aldığı için mesela her hafta para banka istatistikleri yayınlıyor Merkez Bankası. Orada döviz mevduatındaki giriş çıkışları görüyoruz. Bence o döviz mevduatındaki giriş çıkışlara bakarken bir de yan taraftan fonlara da bakmak lazım. Çünkü yorumcular genelde şunu yapıyor. Evet. Ya döviz mevduat azalmış, ne kadar güzel diyor ama öteki tarafa bakıyorsunuz 1 milyar dolarlık haftalık fonlara bir giriş döviz var değil giriş mi? Var. Aynen. Aslında çok da dolarizasyonun önüne geçildi diyemiyoruz. Aslında dolarize olmaya devam eden bir fon tarafı da olabilir. Onur Bey, çok minik bir araya gideceğiz. Çünkü aklıma gelen şey
Risk ne olabilir? Merkez Bankası burada ters bacakta yakalatabilir mi fon yöneticilerini, fon sahiplerini vesaire? Onları da danışacağım efendim kısa bir yerden sonra. Takas Bank sundu.